McKinsey'e göre ABD'de büyümenin sadece %30 kadarını rutin ve algoritmik çalışmayla yapılan işler oluşturuyor. Buluşsal ve yaratıcılık gerektiren işler ise kalan %70'i meydana getiriyor. Peki bu yaratıcılığa dayalı yeni düzende çalışanların motivasyonunu nasıl sağlayacağız? Harvard Business School'dan Teresa Amabile Algoritmik işlerde ödül ve cezaların gayet güzel işe yaradığını ortaya çıkardı. Fakat buluşsal işlerde bu sistem yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Özel koşullar altında ödül sistemini yaratıcılık gerektiren işlerde kullanabiliriz. Temel şartımız ödül beklenmedik olmalı ve kesinlikle işin bitiminden sonra verilmeli. Ödülü bir teşekkür eşliğinde vermeliyiz ve geri bildirimlerimiz spesifik noktalara odaklanarak çaba ve stratejiye yönelik olmalıdır. İçsel olarak motive olanlar genellikle ödülle motive olanlardan daha başarılı olurlar. Özerklik, ustalık ve amaç sahibi olmak temel içsel motivasyon kaynaklarıdır. İdeo Genel Müdürü Tom Kelly şöyle der. Yaratıcı gruplar için en büyük özgürlük yeni fikirler deneme özgürlüğüdür. Bazı şüpheciler inovasyonun pahalı olduğunda ısrar eder. Uzun vadede inovasyon ucuzdur vasatlık pahalıdır. Bunun panzehiri de özelliktir. Sizi gerçek anlamda tatmin edeceğini düşündüğünüz, kişisel olarak zorlayıcı gördüğünüz bir şeyi yapma isteği sanatta, bilimde veya iş dünyasında sizi yaratıcılığın en üst kademelerine ulaştırır. Ünlü psikolog Csikszentmihalyi, amacın önemini şöyle tanımlar. İnsan kendinden daha yüce, kalıcı bir şeye ait olduğunu hissetmeden gerçek anlamda mükemmel bir ömür süremez.